Herkese merhaba, Designus.net After Effects derslerine hoş geldiniz. Bu videomuzda kategorimizin dördüncü dersini, yani layerları birbirine bağlamayı ve bu bağlantı doğrultusunda da bazı hareketler vermeyi göreceğiz. Bunun için ufak bir kompozisyon oluşturacağız. Kompozisyonumuz bir aracın hareket etmesi ve araç hareket ederken de tekerin aracı takip etmesiyle birlikte onun hızına göre e, rotation ayarlarını yani döndürme ayarlarını gerçekleştirilmesi hareketini. Şimdi öncelikle Photoshop'ta ben bu şekilde bir tasarım hazırladım. İnternetten bir araç fotoğrafı buldum ve bunun tekerlerini ayıkladıktan sonra tek teker haline getirdim ve tek bir zeminden oluşan, tek bir layer'dan oluşan bir zemin oluşturdum. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Elimize bu tip bir iş geldiği zaman, yani bir araba hareketi, araba hareket ederken de e, tekerleklerin dönmesi gibi buna benzer işler elimize geldiği zaman e, sadece After Effects bilgisi yeterli olmayabilir. O, o yüzden hiçbir program bilmeden direkt After ile başladıysak, e, bunu birazcık geriye atıp önce bir Photoshop, Illustrator gibi bazı programları bilmemizde çok büyük fayda var. Şimdi benim burada yaptığım şey 3 tane layer'dan oluşan bir Photoshop dosyası oluşturmak. Daha fazla layer oluşturamam çünkü e, Bunları After Effects'te aktardığımız zaman hepsi şu şekilde ortada birleşecek. Hepsini tek tek ayırıp yerleştireceğim. Buralara başka başka e, layer'lar eklediğim zaman bana çok büyük sorunlar çıkartacaktır. Bu yüzden ben bunu önce kaydediyorum. Kaydetmiştim ama bir daha kaydedeyim. Masa üstünde şöyle araba kompozisyonu diye klasör açalım. Klasörü açarken de bir şey dikkat edelim. After Effects'te bir dosya çağıracaksak eğer... Bunların içerdiği klasörler Türkçe harf içermemeli. Ş, yumuşak G, küçük I gibi. Eğer bu şekilde Türkçe karakterler kullanırsak After Effects dosyayı çekerken ben böyle bir klasör bulamıyorum diyecek. Böyle bir klasör yok diyecek. O yüzden mümkün olduğunca İngilizce olan karakterleri kullanmaya özen gösterelim. Buraya araba kompozisyonu dedim ve araba yazdım. İçine de PSD olarak dosyamı kaydettim. Şimdi After Effects'e geçtikten sonra önce yeni bir kompozisyon oluşturacağım. 1600 bin kalsın. Burada import'tan file dedim ve masa üstünde araba kompozisyonu içerisinden arabayı seçtim. Seçerken karşıma bir ekran çıktı. Burada bize soru soruyor. Buradaki Photoshop dosyası tek bir bütün halinde mi gelsin? yoksa bütün layer'lar ayrı ayrı mı gelsin diye yani düzenlenebilir editable layer diyoruz burada. Okey diyoruz ve araba layers diye gördüğünüz gibi layer'larımız burada klasör içinde geldi. Şimdi yapacağım işlem bunları ortaya doğru çekmek. Daha sonra background'ımı şöyle yayayım etrafa ve kilitleyeyim ki bana bir sorun çıkartmasın. Şimdi arabayı da layer'larda en öne alalım. Tekerde şu şekilde arabanın içinde kalacak şekilde dursun. Şimdi animasyonumuzu oluşturmak üzere arabayı sol tarafa çektim. Şimdi bu araba arkadaşlar sağdan pardon soldan sağa doğru gidecek. Öncelikle bu aracın gitmesi için bir önceki dersleri hatırlayalım. Ne yapmamız gerekiyordu? Position ayarlarına girmemiz gerekiyordu. Position ayarları neredeydi? Buradaki oktan tıklayarak transform ayarlarına giriyoruz ve position ayarı gördüğünüz gibi burada. Ya da ne yapabilirdik? Layer'a tıkladıktan sonra po yazındığımız zaman direkt position'ı burada yakalayacaktı. Tıkladım pozisyona. Ne zaman tıkladım? 0. saniyedeyken, başlangıç saniyesindeyken tıkladım. Ve dedim ki arabaya bak araba sen sağ 10. saniyeye geldiğin zaman hareketini şurada bitireceksin. İzleyelim. Arabamız hareket etti. Bitirdim. Yani 10. saniye gittiği zaman burada duracak. Şimdi ne oldu? Teker orada kaldı. Tekeri aynı arabayla aynı anda hareket ettirmek için ne yapacağız? tekere de pozisyon ayarı vermemiz gerekir değil mi? Ama bunu yapmayacağız. Neden? Eğer tekere de pozisyon ayarı verirsek oluşabilecek bir saliselik dahi hatada teker veya araba önden gidebilir, dönüş hareketleri aksayabilir, hatalı görünümler ortaya çıkabilir. O yüzden dersimizin asıl konusu olan bu bağlama konusunu burada ben de bağlıyorum. Ön tekerin yanında gördüğünüz gibi Nan diye böyle bir açılır menü var. Onun tarafında da görüldüğü üzere bir helezon işareti var. Buna ipte diyebiliriz aslında, çünkü bu iple layerları birbirine bağlayacağız. İstersen Nan'daki oka tıkladıktan sonra bağlamak istediğim layer'ı seçerim buradan. Mesela arabaya tıklayayım diyeyim. Ne oldu? Ön teker otomatik olarak arabaya bağlanmış oldu. Bakın tekrar oynatıyorum arabayı. Gördüğünüz gibi artık e, teker de arabayla birlikte hareket ediyor. Şimdi tekerin ayarlarına girelim. Bakın burada hiçbir key aktif değil. Herhangi bir position ayarı yok. Ama burada bir bağlama söz konusu. Onu da buradan yaptık. Bunu istersek nasıl yapabiliriz? Buradaki e, helozon olan ipten gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi geliyor. Bunu arabanın üstüne sürükleyip bıraktığımız zaman da aynı işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi arabamıza hareket verdikten sonra e, tekeri de arabayla beraber döndürelim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu tekerden tekerin hemen içindeki rotation ayarlarına girmem gerekiyor. Rotation ayarı neydi? Gördüğünüz gibi döndürme ayarı. Burada e, rotation ayarını başlattım saniyesini. Keyframe'ini attım 0. saniyeye. Şimdi ne oldu? Aynı anda arabayla birlikte rotation ayarımız başladı. Nereye kadar gidecek rotation ayarı? 10. saniyeye kadar gidecek. 10. saniyeye geldikten sonra ben diyorum ki rotation'a burada gördüğünüz gibi bir 0x var bir de artı 0 bilmem şey hani rakamlar var. Bu 0x'e bir kere tıklayıp 5 yazdım. Bu demek oluyor ki benim tekerim Araba 10 saniye boyunca oraya hareket edene kadar e, etrafında 5 tur atacak. Yani teker 5 kere dönecek. Bu biraz hızlı gelebilir ama gene de bir izleyelim. Space'e bastım. Gördüğünüz gibi aracım hareket ediyor. Aşağıdaki yeşil alanın dolmasını bekliyorum. Takılmadan daha güzel izleyebilmek için. Şimdi önce bir kendi içinde bir render alıyor. Evet şimdi tekrar başa sardım. Şunu da şöyle azaltalım. Gördüğünüz gibi aracımız gene takılıyor ama bu da zannedersem şeyden kaynaklanıyor. Bir yandan video kaydı yaptığım için bilgisayarı kastıran bir durum söz konusu. After Effects'te kastıran bir program. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi arabamız güzel güzel ilerliyor. Şimdi bu ön tekerin aynısından bir tane de arka teker yapmamız gerekiyor. Şimdi layer'a bir kere tıkladım. CTRL-C, CTRL-V yaptım ve buradaki tekeri de buraya doğru çektim. Bakıyoruz bu teker kendi kendine hareket ederken ön teker ve araba gidiyor. Ne yapmam gerekiyor? Bu tekeri de arabaya bağlamam gerekiyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ikisi de aynı harekette aynı hızda hareket etmiş oluyor. Şimdi ben bunu neden e, şeye bağlamadım? Bunu hani bir tren yaptığınızı düşünün. Bu trenin lokomotiflerinin neden e, hepsini arabaya değil, e, tekere, arka arkaya değil de arabaya bağlamadım. Çünkü eğer bunu tekere bağlarsam onun ayarlarını alacak. Bu sefer tekerin etrafında dönmeye başlayacak bu. Bu yüzden direkt buradan arabaya bağlayarak gördüğünüz gibi hızımı tamamlamış oldum. Şimdi... şunu 6. saniyeye kadar getirelim. Şimdi sıfıra bastığım zaman direkt 6. saniyeden alacak efektleri artık. Gördüğünüz gibi. Şu 10 saniyeyi de 13'e doğru getirelim. Bir duruş hareketlerine bakacağız. Şimdi arabam 10. saniyede durdu. Nasıl durdu? Küt diye durdu. Normalde böyle bir arabanın durması imkansız. Yani böyle bir araba küt diye durmaz. Hadi durdu diyelim ufak bir kayma olur, bir şey olur ya da ne bileyim böyle. Arkasına ip bağlayacaksın da ip gerilince duracak. Biz normal bir araba duruşu vereceğiz. Normal araba nasıl durur? Gider, yavaşlar ve durur. Bunun için After Effects'in bize sunduğu Easy Ace kısa yolunu kullanacağız. Yani yavaş yavaş. Position değerimiz nerede? 10. saniyede. Frame burada. Şimdi frame'e tıkladım sağ tuşla. Keyframe asistanta girdim ve Easy Ace kısa yolunu uyguladım. Gördüğünüz gibi benim buradaki e, keyframe'im bir kum saati ikonuna dönüştü. Bu demek oluyor ki benim aracım artık yavaş yavaş duracak. Bakın. Yavaşça durdu. Tabi <laughs> bunu tekerlere de uygulamamız lazım. Bakın şu an bu yavaş yavaş durdu ama tekerler hala yardırdı gidiyor. Ne yapacağız? Ön teker ve arka tekerin rotation ayarlarına gireceğiz. Şimdi mesela burada bir durum karıştı. Ne oldu? Bir sürü layer'lar karıştı. Hemen bütün layer'ları kapatıyorum. Ne yapıyorum buraya? Rot yazdım. Hemen ön teker ve arka tekerin rotation ayarları gözüktü. Yani buradalar. Bunların ikisine de tıklayıp sağ tuşla bunlara da A to dediğim zaman şimdi tekrar izleyelim. Bakın ikisi de rahat bir şekilde yavaş yavaş arabayla beraber duracak. Evet. Yapmak istediğimiz olay buydu ve biz bunu başarıyla gerçekleştirmiş olduk. After Effects bu tip özellikleriyle çok eğlenceli bir programdır, çok güzel bir programdır gerçekten. Ee, bu özellikleri birçok alanda kullanabiliriz. Mesela tren yapmak. Bir tren yaptığımız zaman trenin e, bildiğiniz gibi tekerleri aynı anda hareket eder çünkü en önde çeken bir motor vardır. Bunun gibi araçlar da böyle, otobüsler. Ya da ne bileyim buna benzer başka ne olabilir? Bir insanın yürüyüşü mesela bir insan yürürken e, ayakkabısına ayrı hareket vermeyeceksek mesela e, ayakkabıyı buna bağlayabiliriz. Ne olur? Adam sadece dizini hareket ettirdiği zaman ayakkabı da onunla birlikte hare hareket eder. Bunun gibi After Effects'in çok güzel özellikleriyle çok güzel işlemler yapabiliriz gerçekten. Evet. Bu dersi burada bitiriyorum. Örneklerimizi hep böyle e, bazı örnekler yani internetten bulduğum bu şekilde parçaladığım fotoğraflar üzerinde gerçekleşecek. E, her şeyi böyle 3-5 konu ilerledikten sonra da o öğrendiklerimizle alakalı bir e, ufak reklam filmi olur ya da ne bileyim bir tanıtım videosu olur. Ufak ufak örnekler hazırlayacağız böyle. O yüzden bu dersi burada bitiriyorum. Lütfen burada izlediklerinizi tekrar edin. Ve elinizi alıştırın. Yani bunlara elinizin alışması çok önemli. Gördüğünüz gibi burada birçok, yani dört tane layer var ama bir sürü ayarlarıyla uğraştım. Bunları tak tekrar etmediğiniz sürece, sadece izleyip bıraktığınız sürece, tekrar makinenin başına geçtiğinde size bir şey hatırlatmaz. Sadece e, fikir sahibi olmuş olursunuz. Lütfen tekrar etmeyi unutmayalım. Dersimiz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. E, Youtube kanalımıza ve Facebook sayfamızda da beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar.